İkinci vloğa hoş geldiniz. Masa örtülerini görüyorsunuz. Peçetedikleri. Yağmur bir anda bastırınca bu minderleri falan toplayabildiğim gibi hemen içeri attım. Sonra ne oldu? Gene yanıltıcı hava. Güneş çıktı. Sonra tekrar bulutlar geliyor falan filan derken çok dengesiz bir gün yaşıyoruz. Ben şu bar masasını vernikledim. Rengi koyuldu, koyulaştı ama sağlam oldu, güzel oldu. Kurumasını tamamen bekliyorum. Vernik elime geçmişken bunu da yaptım. Bu masamızın üzerinde vernikledim. Koyulaştı ama en azından daha kaygan ve daha güzel olur. Dükkandayız. Saat 2'yi birazcık geçiyor. Aras bir yarım saate eve gelmiş olur. Onu bir ararım. Sonra saatte sakin olursa, bugün yoğun olması, gene 4 gibi falan eve geçerim. Arasçığımı doyuracağım. Bana bu şey için diyorsunuz ki, ay, kırmızı dutlar için diyorsunuz ki, Nigar'cığım topla, reçel yap. Çok haklısınız. Bugün üşenmezsem, şimdi hamurdan çıktım, mantı yaptık. İlk vlogda izlemişseniz biliyorsunuzdur. Birazcık ayaklarımı dinlendireceğim, topuklarım ağrıyor. Ondan sonra da üşenmeyeceğim ve enerji toplayıp şunları toplamayı düşünüyorum. Azıcık küçük bir kasede de çıksa reçelini yapayım diyorum. Hazır evde şekerim varken 5 kilo almıştım bu hafta. Güle bakar mısınız? Renginin güzelliğine bakar mısınız şunun? Zümrüt gibi. Çok güzel. Her şey yeşeriyor yavaş yavaş. Cam bulmaya başlıyor. Yağmur bir anda gene başladı yağmaya. Şarjlar, motorlar şu anda hala şarjla devam ediyor. Üzerine şu şeyle örttüm, tenteyle. Gideyim bir dinleneyim. Tamam mı kızlar? Ondan sonra da sizinle şey yaparız. Üzerine gene yağmur yağınca polen yağmış. Onlar da yapışmış. Nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Birazcık ıslaklık var ama daha tam kurumadı vernik. Evet, şurada azıcık ayaklarımı dinlendireceğim. Oy oy oy. Restorandan çıktım. Saat 5 civarı. Of, şoka geldim. Saç boyası bakacağım kendime. Artık sıkıldım. Gerçekten kendime gelmek istiyorum. Kumral istiyorum ama bilmiyorum ki. Şu ne, siyah, koyu kahve, kumral. Çok mu açık olur acaba? Koyu kahve mi alsam? Aynen, koyu kahve alacağım. Yalnız benim bunları boya fırçam yok. Kaba ve boya fırçası oluyor. Vardı, Yusuf Arnavutlu'ya götürdü. Orada bıraktı geldi. Nasıl yapacağım, neyle boyayacağım bilmiyorum. Yusuf boyayacak gerçi de. Sizinle bir şeye bakalım. Neler varmış, neler yokmuş. Mop içeri, mop ağızlı, yedek, bir avantaj, elinden. Lipstikler gelmiş de renkleri çok garip ya. Baksanıza. Kovakil, arındırıcı kil maskesi. Maskeler gelmiş. Saçlar gelmiş. İncili. Bak şu renkler güzelmiş ama. Şunlar güzel. Renk olarak. Şimdi indirimde şampuan var mı acaba? Çünkü Head & Shoulders almam lazım. Diğerleri yine kaşıntı yapıyor saçıma. Eldor Hindistan cevizli. Avantajlı paket. Yıpranma karşıtı. Yok, olmuyor bunlar. Yine kaşıntı yapıyor bende. Head & Shoulders'tan başkası kurtarmıyor. Bunlar ne? Kit. Tohum mu diyorlar işte, anladınız. Tohum solucan gübresi. 20'şer liradan. Salatalık, domates, kekik, maydanoz, kıl biber, fesleğen falan falan filan. Bulaşık makine tabletleri var. Lütfen belirsin ki çıkmış özellikleri. Çok ilginç değil mi? Bir elimde çanta, bir elimde boya, doğurdum, kamerayı da tutamıyorum. Pijamalar, mijamalar. Bebek nevresinin takımı çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Çok tatlı. Ama kumaşı şey. Kaşındıran kumaş. Pamuk değil yani, her halinden belli. Bu neymiş? Ne acaba? Masa örtüsü.
Ha, rengi güzelmiş, 55 lira. Boyamızı unutmayalım. Bir tane duş lifi alalım. Hatta iki tane alalım. Biri Yusuf'a, biri bana. Arasında zaten duş lifi var. Babaannesi örmüştü. Örgülüklerden var. Çikolatalar indirimdeymiş. Milkalar. Bayağı güzel indirim varmış. Başka ne lazım bana? Çipsler, çaylar, abur cuburlar. Bugün yeşil çay demleyeyim kendime. Ha, bayram şekerleri gelmiş. Mevlana şekeri, bonbon şeker, badem şekeri bayram için. Bayağı şeker varmış burada. Çok güzel. Ben çikolata türü bir şey istiyorum. Bu hem yumuşak hem sert şekerlerden aldım zaten. Maşallah. Çikolatalılar da 75 lira, 66 lira. Ama bu eceler çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Evet. Şunlar var 75'e. Carmen'inki var 8 lira. Biraz daha uygun olan. Hindistan cevizlisi var Nestle'nin. Evet. Burada lokum varmış. Sarma lokum var. Mısır, şey, susamlı mini simit. O değil de ben bulamadım ya fırça. Neyle boyayacağım ki bundan? Fırçasız boyayabilir miyim ki? Neyse. Hele gidelim bakalım. 165 liraya şey, temizlik seti kovasıyla. Bunların şeyleri çabuk kırılıyor ya. Sapları. Çabuk kırılıyor. Cam silmek için cam mopu gelmiş. 100 lira. Şokta. Şu buharlı spreyli mi? Yok, sadece spreyli. 130 liraymış sprey mop. Bak bu uygunmuş, güzelmiş. Yanında bir daha, bir tane daha var. 5 fırçalı tasarım. Ha, bu gırgır seti. 85 lira. Geçen annemin kendini aldığı gırgırdan. Evet, ne yapalım, gidelim o zaman. Şampuanı bulamadık. Aradığımızda bulamadık. Boyayı alalım en azından. İnşallah çok sıra olmadan geçeriz. Bu neymiş? Cam suyu. Cam suyu derken araba için mi acaba? Saksılar gelmiş. Şoka bayağı değişik bir şeyler gelmiş. Ben bayağıdır gelmiyorum çünkü şoka. Oyuncaklar her zamanki gibi. Banyo seti. 219 liraymış. Rengi güzel ama. Plastik. Piknik için su. Şeyi. Soğutucu mu diyorlar, ne diyorlar. Evet. Tatlı şeyler de var. Neyse. Hadi bir boş gidelim en iyisi. Şurada Rinso toz deterjan varmış. 5 kilo mu 10 kilosu 150 lira. Gayet uygun. Gayet güzel. Head & Shoulders burada 60 lira. Büyük değil ama küçük. Bunların avantaj paketi oluyor büyükleri. Onu denk getirip. Ya şimdilik var şampuanın da ama yine de o bitince almak lazım devamını. Başka ne lazım diye şöyle dolaşıyorum. Belki görüp aklıma gelir diye de. Rolon almam lazım ama 61 liraymış benim kullandığım rolon. Fa da olabilir ama Nivea daha şey oluyor. Daha iyi koruyor. İyi boyamızı aldık, hadi gidelim. Gidelim gidelim. İki tane de lif aldık kendimize. Ben akşamdan arasa tabak hazırladım, bıraktım. Pilav, tavuk ve poğaça. Poğaçayı yedi, pilavı yememiş. Neyse. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Mintax'ın bitti. Şey olan, toz olan hemen hemen. Son bir yıkamalık kaldı. Anneciğim çöpleri boşalt, gel yavrum. Hadi canım benim. Nasıl geçti okul tattım? Ya programı 40 dakikadan yükseğini ayarlayamadım. Neden öyle oldu anlamadım ya bir türlü. Acaba ben çalıştırdığımda Yusuf gene erkenden kapattı mı? Ne yaptı bu programı? Yarıda mı kaldı? Neyse bebişlerim, kasada da şey vardı. Bu slip ıslak havlu. 3 paket 70'er tane. 30 liraya geliyordu. Anneciğim bir dakika aşkım.
Anneciğim bir dakika oğlum. Bundan aldım. Böyle alkolsüz. Arada böyle iyi oluyor. Elimizi sileriz arası falan. Ondan sonra anne, saç boyası aldım. Koyu kahve. Normalde varmış aşkım da bunda yok. İki tane limon kopardım bahçeden. Anne, evde salataları lazım oluyor. Anneannesi arası meyve ayırdı. Böyle poşette muz, armut, elma. Ben de şöyle onları buraya atayım sağ olsun. Dut topladım kızlar. Telefon şarjları çekmedim size. Ama reçellik çıkmaz. Böyle akşam yemelik. Bir de şey düşünüyorum. Kendime yoğurtlu yapacağım. Yıkayayım biraz, yoğurtla karıştırayım. Biraz da şeker katarım. Aa, çok güzel olur. E tamam. Hepsini yapmayacağım. Kendime göre yapacağım. Geçenlerde kuzenimin, amcamın kızının eşi ya da onun kardeşi olması lazım. Memleketten gelmiş ve helal salam getirmişler. Ben de seviyorum diye annem şöyle bir parça bölmüş getirmiş sağ olsun. Şimdi dolaba koyacağım. Kaymak. Yusuf kaymak istemişti. Annem de kaymak aldı. Anneciğim verir misin terliğimi? Ya oğlum Allah aşkına ya. Kaymak hemen dolaba koyacağım. Bir de şöyle liflerden aldım. Şimdi de gördünüz zaten. Lifler 7 liradan geliyordu. Gayet iyi bence. Neyse buraya yerleştiriyorum. Aras Bey'e kuymak yapacağım. Kuymak istiyor dünden beri. 2 tane aldın. 40 lira verdim. Hayır, ikisini 14 lira verdim. 20 aldım. Dolabı açsana oğlum. Sobayı yakamayacağım çünkü odun yok. Yusuf'u bekleyeceğim. Geldiğinde getirsin. Bu kuymak değil annem. Bu şey. Kaymak. Şimdi sana tereyağı. Ondan sonra kaşar. Ve mısır unu lazım. Kuymak yapalım. Oğlu şu doyuralım. Sonra da iftar yemeği hazırlığına geçeceğim. Ekmek. Evet. Ekmek yok ama evde işte. Bu tencereleri ben dünden yıkamıştım elimde. Bunları temiz yerleştireceğim. Şuraya deterjan sıktım. Bunu da hızlıca elimde yıkarım. Malzemeleri makineye koymamaya çalışıyorum. Şu kaşarın yarısını bölüp difrize atacağım. Çok fazla tüketemeyiz çünkü. Şunu da koyalım anneciğim dolaba. Ezilmesin. Soğuk soğuk yeriz. Ben o zaman tarifini açıyorum. Sen tarifini aç bakalım bana açtı. Şunu da şeyde sahurda sandviç yapar yerim. Şurada da kaşarım var. Önce bu kaşarı değerlendirsem daha iyi olacak galiba. Kabı bir yıkayayım elimde. Ondan sonra geri yerleştireyim. Sucuk alma dedim. Gene sucuk almış. Bir dünya sucuk var. Arasını okul için tosta kullanıyoruz ya. Aç bakalım kuymak tarifi nasılmış. Şunları bir meyve tabağına yerleştireyim. Şurada meyve tabağımız var aslında da dolapta ama. Üstüne mi koysam? Burada ayranım var. Bunu bitiririz. Aynen. Bu protein sütlerinden artık yer yok dolapta koymaya. Şunun üzerine mi koysam? Anneciğim bir de şey açılan dil peyniri lazım ona da çeçil peyniri. O yok. Kaşarlı ye. Bir şey olmaz tadında bir değişiklik olacağını zannediyorum. Önce anneciğim bir tatlı kaşık ver. Başlatıyorum. Teflon tavalarımın hepsini anne, makine. Anne zaten tahta kaşıkla yiyeyim. Getir aşkım. Tahta kaşıkla. Anneciğim çabuk ver. Az şimdilik denemelik yapacağım tamam mı? Açıyorum tarifi. Tarifte iki kaşık ben bir kaşık. Hayır anladım ben Aras sen kapat onu. Altını kısayım. Tereyağını eriteceğim. Biraz iki kaşık kadar mısır unu. Şey gibi un. Un helvası yapar gibi yapıyoruz ya kızlar. İki dilim de kaşar. Bir deneyeceğiz. Lezzetli olursa akşama babam da istiyor. İftardan sonra ya da iftara da yana yaparız. Şöyle bunu bir şey yapalım. Mısır unu hazırlayalım. Anneciğim her şeyi parmağını sokma. Geleceğim. İyice tereyağı yandı. Hadi bismillah. Bir. İki çorba kaşığı kadar. Annem yarım tarif yapıyorum ya. Bunu birazcık çeviriyoruz. Buna su da giriyor biliyorsun değil mi? Birazcık su hazırla. 2 bardak su. 2 bardak değil sen 1 bardak hazırla azıcık. Bak şurada şişe var onu ver yeter bana. Bunu birazcık pişirdik. Tuza gerek yok galiba değil mi? Tuz mu? Kaşarları ver. Yeter. Birazcık suyla açıyorum. Ay kaşığım içine düştü ya. Allah'ım ya. Anneciğim
Anneciğim dur, kameradan kafanı çek anneciğim. Ben de burada bir şey göstermeye çalışıyorum kızlara. Suyu fazla mı kaçtı? Yok, iyi. Ooo, kıvam çok güzel oluyor. Vay vay vay, yeme de yanında yatarız. Birazcık daha su verdi. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da su. Biz bunu çok minimal yapıyoruz tarifi. Aras tek başına deneyecek. Evet. Şöyle puding gibi, koyu puding gibi bir kıvam aldı. İki dilim kaşarımı atıyorum. Kaşarı da eritip. Normalde bu ayrılan çeçil peynir var ya, dil peyniri mi diyorlar, çeçil peynirini. O da giriyor da kızlar. Onun dışında başka böyle Trabzon'a has bir peynir varmış. Uzayan böyle tuzsuz. Sanırım şeylere kullanılan. Siz söyleyin adını. Kadayıf tatlısının arasında koyuluyor ya. Tel kadayıfın. Eriyen tuzsuz peynirden. Ondan. O çeşit peynirleri. Yok, elimizde ne varsa onunla yapıyoruz. Biraz altını açalım. Kaşarını erittikten sonra bence kuymağını hazırlarız. Ben de hayatımda ilk defa yapıyorum. Oğlum olmamış diyor yani. Oh. Bu mısırını bayağı su içiyormuş ya Aras. Bak. Olmaz olur mu? Olur. Ekmek yok. Koş babaannenden bir dilim ekmek al. Yok ben öyle. Bir tadına bakayım mı? Yeter. Bu tuzsuz, biraz tuz koyalım, getir. Of Aras, kuymağın hasını yaptı anne. Anne nerede? Dur ben vereyim, dur. Oh, çok güzel. Ben tam videoda kalktı, eridiği gibi eridi anneciğim. Biz bu işi yapıyoruz Aras, tamamdır, altını kapatıyorum. Oh, iyice yapışmadı çünkü o peynirden yok. Gösteriyorum kızlara. Yok gayet şey. Güzel oldu. Güzel ama. Daha ne olsun Aras? Bence de. Sen ne dene bence? Annem ben oruçluyum. Kuymak. Hadi bunu tabağa geçireyim, gel soğutmadan ye. Tamam hadi. Kuymağın tezgahı bir bekleye dursun. Ben şu kaşar ve sucuk kabımı bir yıkayacağım. Sonra geri kaşarlarımı, sucuklarımı yerleştireceğim. Arasını kuymağı şöyle tabağa aldım. Birazcık da soğusun o arada. Ekmek aldım. Anneciğim buranın ışığını açar mısın tatlım? Çok, o ne yapacağız o kadar ekmeği annem biz? Anne. Bir parça alaydın. Ben zaten yarımını isterim, vermedi ki anneannem. Hepsini ne yapacak? Yarımını verdi bize. Kırma kırıntıları, git masaya otur. Bize şeyi verdi, büyüğü verdi, o yarımını aldı. Keşke zaten tümünü bıraksaydın babam. Onlar da. Ben zaten öyle dedim de, istemedim ki aslında. Tuzu iyi ki de attık annem, bence tuzsuz bir şeye benzemezdi yani. İki gündür kuymak. Malzemesi yoktu, babasına dün aldırdım. O köpüklü tencerelerim şöyle bir hemen. Anne bu muhteşem bir şey. Muhteşem olmuş değil mi? Sen zaten kaşar eritmesi seviyorsun ya Aras. Tadı yukarı aşağı benziyor. Bu biraz daha doyurucu. İçinde şey olduğu için. Mısır unu var ya anne, tereyağı var. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Vallahi o kadar lezzetli mi? Anne. Hı. Sen Allah'a şükür tuz katmışsın. Çok tatlı bu. Tatlı olur mu anneciğim? Tuz tatsız diyebilirsin. Hayır. Çok tuzsuz bu. Ben bugün ne hazırlıyorum iftara? Pizzamız vardı ya kızlar. Migros'tan aldığımız pizza. Biraz büyük. Orta boy değil, büyük boy. Üçümüze yetmese bile bir ikişer ikişer yeriz. Şu ketleri çıkaralım, şu yemeği. Şu tabağı da yıkayayım. Patates cipsi kızartacağım. Bebişlerim. Mantar, kaşarlı mantar yapmak istiyorum. Bilmiyorum, belki sadece kaşar. Yani. Belki sadece mantar sote yaparım, domates, biberli. Kaşarı da böyle şey, kuymak yaparım. Ne demek olsun? Çeşidimiz olsun her neyciğim. Bunun üstüne acı gider mi? Gider. Versene bana acı. Ne de kim der? Acı. Al.
biber bu. Çok doldurma ama. Aras bizim gibi acı seviyor. Babası da çok acı sever. Ben dükkanda mantılardan sonra şeye geçtim ya, dinleneceğim diye kameleye kızlar. Uyuyakalmışım. Yukarı aşağı. Vallahi 40 dakika kadar uyumuşum oğlum. 40 dakika uyumuşum. Şekerleme yaptım daha doğrusu. Hayır hayır öyle değil. Kamera telefonu şarjı takmıştım. Şarjım yoktu. Bizim bu sularımızın bahçemizdeki yeraltı boruları çatlamış kızlar ve sızıntı yapıyor. Su tazyiksiz geliyor. Hiç su yok yani. Yukarıya yeterli su gelmiyor. Aşağılara da su yeterli gelmiyor. Bugün Asat'ı çağırmışlar. Yusuf'la kayınpederim sabah Çıralı'ya gitmişti. Çıralı'dan sonra Asat arayınca biz geldik kontrol etmeye diye. Tekrar geri gelmişler Çıralı'dan. Asat demiş ki bu borular herkesin kendi sınırları ve bahçesinde, kendi arsasında olan tamir kendini ilgilendirir. Biz karşılamıyoruz. Yani herkesin bahçesinde, arsa içerisinde 30 yıl önce devletin döşediği borular bunlar bu arada, çatlayan boru. Ve 30 yıl önce evet devlet yapıyordu ama şimdi öyle bir kanunumuz yok demiş. O yüzden yer altının kaçağı nerede olduğunu bulup orayı yarıp o boruyu kaynatıp, yani vanalardan suları kestirip o çatlağı bulup tamir edilmesi lazım. Bayağı meşakkatli bir iş çünkü ana hatlardan, ana borulardan çatlak olduğu için. Bakalım bir de böyle bir şey çıktı başımıza. Ben de kaç gündür anlam veremiyordum. Hemen hemen bir haftadır bu sorun vardı. Yusuf'la kendi aramızda konuştuk. Yusuf kayınvalidemlere falan da sormuş. Onlarda da su azmış. Sonra Asat gelip böyle bir şey söyleyince, böyle arada tazyikli geliyor. Arada geliyor ama bazen tamamen kesiliyor. Bazen sadece ip gibi akıyor. Güzel mi oğlum? Muhteşem. Oh, sen de çok iştah. Acıyla güzel mi oluyor? İyi, afiyet olsun. Babam yer acıyla. O zaman ben iftara bundan birazcık yapayım ha? Yap yap, çok yap. Pizza da var. Doydurur anne kuyumlar bizi. Öyle mi? Pizza, tamam, mantarı da değerlendireyim. Elim suya değmişken mantarları da çıkarayım. Güzelce yıkayayım şu arkamdakileri daha düzeltmedim. İftara vereceğim tarif çok bir şey değil. Zaten fırına girecek pizza. Patates kızartmasında hazır patates kızartması, parmak patates almıştım ya alışverişte. Şunu hemen kurulayım sucukla. Kaşar dışarıda kalmasın, hemen koyayım içine. Nasıl iştahlı ya. Nefes yiyelim. Dünkü poğaçalarından hiç kalmadı. Çok beğenildi. Ve tarifi iyi ki de aklımda yazdım. Çok pratik bir tarif. Sadece süt ilave edeceksiniz. Yine bir iki gün sonra yine yaparım. Çünkü sahurda yedik ve gayet tok tuttu bizi. Çayla çok güzel gidiyor. Sadece tek sorun birazcık yağı fazla. Çok yağlı oluyor ister istemez. Şundan da akşama şey yaparız. Sandviç. Hep böyle söylüyorum. Ne aşkım? Neyden? Salam, annem salam getirmiş de bana birazcık. Bizim memleketin salamı. Hep böyle açken dolabı açıyorsun, bir şey buluyorsun. Diyorsun ki, ha bunu değerlendiririm. Şunu sahurda yaparım, şunu iftarda yerim. Allah'ım, bir kere iftarda karnını doyuruyorsun, bir daha da aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sahurda bile yemin ederim sırf zorlanmayayım orucu tutarken diye bir şeyler yiyorum. Öyle iştahla hiçbir şey sahurda yiyemiyorum. İftarda bir kere dolu dolu güzel güzel yiyorum. Ondan sonra da neyse, bir şekilde bünyede artık alıştı. Çok açlığı hissetmiyorum açıkçası. Susuzluğu da Allah'a şükür Nisan ayı komple yağmurlu geçti ve öyle aman aman su arattırmadı bize hava olarak. Buna da şükür. Evet, şunları dolaba kaldırıyorum bebişlerim. Çenem düştü gene. Bakmayın çenemin düşük olduğuna, enerjim yok ama. Yani şimdi yalan yok.
Evet, Yusuf pazara uğramış. Yeşillik almış, roka, tere. Muz almış arası. Antep fıstık, beyaz çikolata, granola almış. Fitness Club, Keyis'ten. Keyis'ten performans yulaf ezmesi ince öğütülmüş. Adam tam spora sardı yani. Bir de çıtır müsli meyveli. Güzel. Artık sağlıklı besleniyor. Neyse, ben son kalan kurabiyeleri koydum iftar sofrasına. Hurma koydum. Yusuf şimdi sobayı yakmak için aşağıdan odun almaya gitti. Ben sobayı tutuşturamamıştım, odun yoktu. Evet. Of, ne güzel kokuyorsun. Ne güzel görünüyorsun. Mantar sotem hazır. Birazcık da üzerine kekik ilave ettim. Paprika, tuz, domates, biber, soğan ve salça falan koymadım, mantar. Pizzayı çıkardım, çözüldü ama daha koymayacağım fırına. Son 25-30 dakika kala iftara koyacağım. Burada patatesler biraz çözülsün diye çıkarmıştım. Bunu kızartacağım. Yağını hazırladım. Pizza var, patates var, sote var. Su almış bir de Yusuf bir koli. İyi oldu. Temiz su içiyoruz. Bir de kendine kaymak almıştı. Annem de bugün kaymak aldı. Bunlar farklı şeyler mi anlamadım ki. Bu da kaymak, o da kaymak ama arada çok büyük bir fark var. Bu yoğurt gibi duruyor. Bu herhalde smetana. Ama tarif ettiğin yerden aldırdın hayatım. Çok fark var. Renk de farkı var. Var. Cıvıklık farkı da var. Neyse, olsun. Bir şekilde tüketilir. Sen bir de dolaba ne koymuştun? Ha, kaymak koymuştun. Tamam. Bu da kendisine aldığı protein tozum bu Yusuf. Enerjiymiş. 550 liraya mı almıştın bunu? Hı. Böyle suyla karıştırıyor. Bunları gördün mü? Spora gitmeden önce içiyor, evet. Bunlar ikimiz için. Benim için de mi? Evet, benim. Neyse, Rison'la istediğimiz zaman şu da çok güzel. Sütle yaparız. İnce. Ama oruçtan sonra aşkım, şimdi sahurda falan kim uğraşıyor? Bunlar istediğim spordan sonra. Evet. Baba, sen biliyor musun, biz bugün annem bana ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı sen söyle anne. Ben neydi onun ismi Aras? İsmini unuttum. Ben de unuttum valla. Neyse bebişlerim. Kuymak. Kuymak ama kuymağı bugün yapmayacağım Aras. Bu yemekler bir bitsin. Evet ben bebişlerim, sizleri seviyorum. Yani yaparsın. İftardan sonra da artık zaten montaj, dinlenmece. Allah'a emanet. Bunu fırına vereceğim. Bunu yağda kızartacağım. Şunun tadına bakacağız. Eğer güzelse sizi tavsiye edeceğim. Arkadaşlar bakın. Ne grosdan almıştık. Güzel değil mi? Ben böyle parmak. Keşke 5 tane olsaydı. Bakın şöyle şeyler var. Parmak için böyle bir şey bulmuş da. Takılabiliyor. Şakir de buldu. Neyse, hadi herkese bay bay. Hayırlı iftarlar. Bay bay.